Arkadaşlar herkese merhaba. İzmir'den bir takipçimiz Isparta'dan Nissan Juke almaya gelmiş. İkinci el. Bana bir yardımcı olur musun alma sürecinde dedi. Tam olarak ne yaptı hiç bilmiyorum. Pazarlığı bitirdi mi bitirmedi mi? Arabayı kim satıyor? Galerici mi şahıs? O yüzden şimdi onlarla buluşacağız. Ve takipçi arkadaşımıza bu araba alma serüveninde yanında olacağım ve yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım neler yaşayacağız. Türkiye'nin en uygun arabası. Mars pazar yasak kalkacak. Piyasa açılıyor. Normalleşme başlıyor. Bu arabanın ederi o. Bu arada fiyat pazarlığınız bitti mi abi? Bitti. Bitti mi? Bitti. Bitti. Yalnız şanslısın. Buradaki küçük deliye... Yani gönül ister daha uyguna vereyim ama hani bunun da girişi maliyet... Ya dedi senin gibi adamın arabasını ekspertize mi sokacağız abi dedi. Vallahi bak. Ya mükemmel adamsın sen. Vallahi var ya ben seni niye tanımadım? Isparta'da duruyorum 12 senedir. Böyle vites atıyorsun ya böyle kemikli yani geçerken böyle şey gibi yani eski Maguruslar vardı ya minibüsler. Çok güzel değil mi? Menü gibi yani. Ben şunu istiyorum ama şundan da birazcık olsun. Kamil değil mi abisin? Abi isim neydi? Hakkı Özcan. Satıcısın. Evet. Alıcısın. İnşallah Allah hayırlı uğurlu eder. Teşekkür ederiz sağ ol. Ya şimdi bu arabanın ekspertizi var değil mi abi? Evet. Sadece kaporta var abi. Sadece kaporta ekspertizi mi? Motor zaten bindik baktık. Benzinde 140 bin. Tekrar ekspertiz yaptırmayacağım mı diyorsun abi sen? Abi kararsızım. Sence yaptırmalı mı abi? Ben alıcı tarafındayım. Neden dersen bugün 300 liraya benzinle verir. İzmir'e rahatça gider. Otel parasını saysan da oraya gider. Gittiğinde abi bu arabada motorda bir şey var dediğinde aynı fiyata sen de daha iyisin. Kabul. Ya arabamı sattığım fiyata geri alırım bence diyorsun. Bence gerek yok. Evet alın. Vallahi kurumsal davranın abi helal olsun. Yani siz araba alıp satıyorsunuz zaten. Tabii aynen. Aa süper. Belediyeyim ama vergiye tabiyim. Ben şirkette işçi olarak çalıştığım için memur değilim. Yasak değil bize. Ha sen kurumsal. Araba alıp satabiliyorsun. Tabii kayıt var. Anladım. Kaç tane arabanız vardı abi bu ara? Şu anda 8 tane var. İyi onları da söylersin ya. Sen böyle uygun fiyata veriyorsan diğer arkadaşlara diğerlerini alsınlar. Sürdün mü? Test ettin mi arabayı? Daha sürmedim. O şeref sana ait. Şimdi bu arabada boya değişen durumu ne abi? Boya değişen yok. Sağ arka kapıda boyasız göçük düzeltme. Belli var. Zaten şuralar dalgalı. Şurada da ufak şeyimiz var. O mühim değil. Boya yok sadece bu mu var? Evet. İyi kaporta olarak sıkıntı yok. Bir kusur biz de göremedik. Senden önce bir dolaştık. Hani jantlarda ufak sürtmeler. Ha, şu tamponda sürtme var. Plastik akşamda şey. Evet bir şeyler var tamirat. Jantlar falan temiz duruyor abi. Zaten ekspertiz raporu varsa ve sen ekspertize tekrar sokacaksan bu detayı çok incelememize gerek yok ama gözle kontrol etmek önemli tabii. Ama ben açık söyleyeyim. Şuradan şöyle az önce geçerken arabayı gördüğümde ben zaten şöyle bir araba buradayım dedi yani. Bu arada fiyat pazarlığınız bitti mi abi? Bitti. Bitti mi? Bitti. Bitti. Evet gerçekten bitti. Bitti ya. Mi? Evet. Böyle elimizi kolumuzu sallayamayacak mıyız? Yok. Gönül ister ki yiyelim içelim oturalım sohbet edelim ama pazarlığa girmeyelim mümkünse ya. Vallahi o şaşkınlıkta dedim helali hoşu var. Ben arabanın arkasındayım. Güzel araba. Yani gönül ister daha uyguna vereyim ama hani bunun da girişi maliyeti... İnternete kaç yazmıştın abi? 122. Kaça verdin? 116'ya. Bizim için bir 500 lira düşmez misin? Düşemem ya. Allah aşkına. Vallahi. Yani biraz şey olacak o, ama... O niye biliyor musun? 10 bin abonem var diye. Yani 100 bin abonemiz olsaydı kesin düşerdi biliyor musun? Dayanamazdı o baskıya. Ya şimdi şöyle bazen uygun aldığın bu piyasada mesela uygun aldığın arabada kazanç olduğunda 500 değil ben 1 ile düşerim. Hani gönül benden yana araba hiç önemli değil diyemeyim ama yani şimdi bunu zaten hani hızlı bir sirkülasyon yok. Aldık bu araba 4 aydır benimle. Normal fiyatı 130'du ilanda. Sonra 122'ye çektim. Ondan sonra bir yoğunluk geldi bir yoğunluk. Zaten yani olacak fiyatı yazdım. 16'ya bıraktım arkadaşlar. Anladım. Mantıklı. Kaç modeldi abi bu arabamız? 2011. Evet. Kilometre? 140 binde. Şöyle motorun üst tarafı falan temiz. Sen yıkattın mı abi motoru? Yok hiç yıkatmadım. Aldım da böyle ucuna. Vallahi şöyle arabanın ön tarafları falan bayağı bir düzgün duruyor açıkçası. Yani bu işin üstadı ben değilim abi. Biz araba fiyatlandırması, alma satma çok yaptık yani sen gibi ama göz kararı baktığımda arabanın içi çiçek gibi duruyor yani. Vites topuzunda, konsolla, kapıyı üzerinde, plastik aksamlarında, çizik, deforme, sigara yanı, tavan döşemesinde, taban döşemesi dahil hiçbir deforme yok. Hiçbir deforme yok. Çok iyi ya. Sadece gözler, tamponlar ve de sağ kapıdaki göçük düzeltme onu da söyledim arkadaşa. Şu hepsinde var mı ya bu ucuklar? O var evet. O, yani boş, o da ayar yapılıyor. Hadi gelin abi arabanın içine bakalım bir de arabayı sürelim. Bilmeyebilirim. Kendiniz de verebilirsiniz, test edebilirsiniz, özel konuşabilirsiniz. Sen bilirsin abi fark etmez. Ben sen bize o samimiyeti verdin yani. İstersen ben beraber çekebiliriz. Abi sattığın başka arabalar varsa biz de alalım. Olur olur. C-Max var, hatasız, boyasız, deri koltuklu, koltuk ısıtmalı. Neyse. Onda var.
Honda var bende. Sahibinden de şey mi? Üyeliği mi var abi? Var üyelik. Bak tamam. Honda var. FB7 kasa 2012. 150-155 lira emsalleri, bende 140 lira. Yani bir gör. Bundan hiç onda çizik de yok. Hiç sıfır hatta. 140 lira Türkiye'nin en uygun arabası. Sen resmen abi piyasaya meydan okuyorsun o zaman abi. Ben çok para tarafında değilim yani. Bu arabayı 150'ye veririm. Bunu 130'a veririm. Beklerim. Cumartesi pazar yasak kalkacak. Piyasa açılıyor. Normalleşme başlıyor. Bu arabanın ederi o ama ben o tarafında değilim yani. Sirk adamsın. Adamsın abi. Vallahi bak samimiyetine inanıyorum. Helalim var. İyi esnaf adam. Ya iyi esnaf adamsın abi maşallah. Ya beklemenin bir anlamı yok. Duran bana kazandırmaz ki yani. Gider başka bir araba alırım. Ondan kazanır. Maşallah öyle süpersin abi. Sen gelmiyor musun şimdi? Tamam biz turlayalım o zaman. Benim. Tamam benim tamam. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Ha, yavrum vallahi beğendik arabayı da. Ekspere sokalım mı sokmayalım mı diye kararsız kaldık. Yok şu an Sait abi yanımda, satıcı dışarıda. Tam istediğimiz pozisyon. Ama o da iyi adam. Yanımızda olsa da bir şey gocunmazdık. Hepsini söylerdik zaten. Ya kaportada zaten sıkıntı yok. Belli ediyor kendini. Bakılabilir. Arkadaşlar arabanın kapılar 10 numara duruyor. İç mekan. Kapanış güzel. Sadece şoför kapısı için şu anda yaptım. Göğüste herhangi bir deformasyon görmüyorum. Şöyle bakıyoruz. Sağ tarafta kapı da gayet şık duruyor. Ön tarafta göğüste, vites topuzunda bir deformasyon, körüklerde. Bu buralar çok çabuk çizilir. Nissan Juke'larda kroniktir arkadaşlar. Hemen çizik çizik olur böyle anahtar koyarken falan. Gerçekten iyi bakmışlar. Sahibi kimse tertemiz kullanmış. Hakikaten öyle çok çizik yok. El freni falan zaten temiz. Şöyle arabanın arka koltuğuna bakıyorum. Bir yıkama istiyor sanki koltuklar. Koltuklar evet abi, bir kuaför olabilir ama en önemlisi ne biliyor musun Hayati'si? Sigara deliği olmaması. Evet. Ama şurada küçük bir tane sigara deliği hemen biner biner gözüme çarptı. Ya da başka bir delik de olabilir. Sigara da olmayabilir bu. Yalnız şanslısın. Buradaki küçük deliği şu dikişin hemen yanında olduğu için döşemeciye gidiyorsun. Döşemeci şurayı açıyor. Şuradan şöyle biraz geniş alıyor. Şunu da içine alıyor. Hiçbir parça ekletmeden, hiçbir şey yapmadan pırt olarak kaybediyorsun. Harika. Yani bu deliğin burada olması bir lütuf, şans. Evet, güzel. Yani şurada olaydı sıkıntıydı, anladın mı? Ya da burada. Direksiyon simidi biraz deforme olmuş. Şöyle. Yani arabanın diğer taraflarının temizliğine nazaran direksiyon simidini biraz daha deforme gördüm. Bunun muhtemelen bayan kullanmış olabilir ve bayanlar da direksiyonu çok tutarlar, avuçları terler, heyecan yapıyorlar genelde. Öyle olunca da o avuçlarındaki ter, o asit mi diyorsun artık neyse, o burayı biraz... Yüzük mağduru da olabilir. Ha, yüzük mağduru da olabilir, doğru söylüyorsun. Evet, yüzük mağduru da olabilir. Sırf sol tarafta zaten aşınma. Vites topuzunun da şu uçlarında biraz deformasyon varmış, şimdi fark ettim. Gördün mü? Şu kısımda çok az ama. Ama 140 bin de abi, ne olacak be sende? Arkadaşlar her şeyi hakkına göre değerlendirmek lazım. Şimdi arabayı süreceğiz, sürüşüne bakacağız. Ondan sonra bazı önemli detaylar var, basamaklar var. Ben size daha sonra bunu ayrı bir videoda çok detaylı bir hale getireceğim zaten. Arabanın ruhsatındaki şasi ile arabanın şasisinin örtüşüp örtüşmediğini kontrol edeceğiz. Buna benzer. Satıcıya güvenmediğimiz için değil, satıcının da yanılabilme ihtimaline binaen biz bunları yapacağız. Yani ta ki bu alışverişi maksimum düzeyde güvenli hale getirebilelim. Kamil kardeşimiz bizim takipçimiz. İzmir'den kalktı geldi. Ben de biliyorsunuz Isparta'dan araba alacak olduğunuz zaman söz vermiştim. Elimden geldiği kadar kendi takipçilerime, gücüm yettiği kadar, enerjim yettiği kadar, zamanım yettiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Yedek anahtarımız var mıymış? Maalesef yedek anahtarımız yok. Arabanın şu temizliğine yakışmadı. Evet. Anahtar sokma yerine bakıyorum. Bayağı böyle şey gibi ya, böyle sanayi şey gibi. Burası. Neyse, koltuğumuzu ayarlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arabanın anahtarını versen mi ki ya? Abi dışarıda soğukta beklemesin, benim arabaya otursun. Yanlış anlayabilir miyim? Kilometre 141.626. Bu Juke'un manuellerinin en büyük sıkıntısı veyahut da hoşa gitmeyen özelliği nedir biliyor musun? Kemikli bir vites yapısı var. Ulan hiç mi vites görmediniz? Bir Hyundai'nin, bir bilmem neyin, Opel'in, Mopel'in manuellerine baksana. Böyle vites atıyorsun ya, böyle kemikli yani. Geçerken böyle şey gibi yani, eski Maguruslar vardı ya, minibüsler. Böyle atıyorsun ya, biraz öyle. Çok kemikli bir geçiş sistemi var. Yağ gibi geçmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu direksiyonu plastik aksamından veya ekspertize soktuğunda bunu dile getirsin. Direksiyonda bir ses duyuyoruz. Bu nedir diye. Araba iyi kalktı. Baskı balatada her şey yolunda gibi gözüküyor. Ay, arabaları çok özlemişim ya. Alma satma faaliyeti uzun zamandır yok biliyor musun? Ben bu sıkıldım bu işlerden. Almayı satmayı bıraktım yani. Her gün fiyat yükseliyor, fiyat yükseliyor. Bıktım artık. Sattığım arabayı yerine koyamıyordum. Soğudum.
bir senedir falan arabanın satımı yapmıyorum. Ama bir tane Jetta videosu hariç o işte. O fantezinin haricinde o işe girmedim. Ama abi ticaret güzel bir şey ya. Helalinden, evet. Tertemiz. Bu arkadaş bana güven verdi. Evet. Malımın da arkasındayım diyor. Bunu çok az adam söyler ama vergiye tabi olması, kameraya çıkmayı reddetmemesi, kabul etmesi. Evet. Yani bunlarla çok örtüşen şeyler. Yani sözüyle örtüşüyor. Şimdi şöyle biraz performansımızı zorlayalım. Birinci vitesten ikinci vitese atmadan biraz böyle deviri yükseltiyorum. Olası bir gürültü, bir şey varsa diye devirden onu yakalamaya çalışıyorum. Motorun tepkileri gayet güzel. Atmosferik motor kullanıyoruz bu arada 1.6. Ama şunu sana çok açık söyleyebilirim. Bu arabanın gerçekten şu ön tarafları falan hakikaten çok temiz. Yani araba hiç 10 yaşında gibi değil. Açıkçası. Evet, evet. Tek arabanın deformasyonu direksiyon simidinde. Evet. Onun haricinde arabanın neredeyse deformasyonu yok diyebilirim. Kamil abi arabayı ekspertiz yapma konusunda tereddüt ettiğini söyledi. Şimdi satıcı gerçekten çok güven veriyor. Malımın arkasındayım diyor. Kameraya itiraz etmiyor. Her anlamda kendini ortaya koyuyor. Gerçekten güven veriyor. Ben geçmişte bu tarz arabaları alırken ekspertize girmemezlik yaptım mı? Defalarca yaptım. Başımı çağırdı mı? Ekspertize girmediğim için hiç yanılmadım bugüne kadar. Ama kesinlikle ve kesinlikle ben hiçbir arkadaşıma, hiçbir dostuma bunu tavsiye etmiyorum. Bu işin bir bedeli var. O bir anlık oradaki bir güven, samimiyet, ahbap ilişkisi falan her şey güzel gider. Burada satıcıya güvenmemek mesele değil. Satıcının bir öncesinde sorun olabilir. Bakın ben bir araba aldım. Aldığım arabayı yüzeysel ekspertize soktum. Adama çok güvendim. Adam da ekspertiz tanıdığım var dedi. Eskişehir'de gittik. Ekspertize soktuk arabayı. Aynı söylediği gibi çıktı. Her şey tamamdı. Meğersem araba yaptığı kazada, yani bana söylemişlerdi bir çamurluğu değişik diye, yaptığı o kazada airbag'i açmış. Adam da bunu sanayide yaptırmış. Ben severek bindim. Hanım bindi. Ailece bindik, gezdik birkaç ay. Sonra ben sattım arabayı. Alan kişi de Isparta'ya geldi dedi ki ya dedi senin gibi adamın arabasını ekspertize mi sokacağız abi dedi. Vallahi bak. Adam ekspertize sokmadı. Ekspertizin kapısında bekliyoruz. Abi sok şu arabayı. Yok abi yok sokmayacağım. Neyse döndük gittik. İstanbul'a aldı götürdü arabayı. Onun da videosunu çekeceğim. Araba burada hala daha. Mahkemelik. Abi araba airbagleri patlak çıkmış. Adam getirdi arabayı tekrar. Abi hemen getir arabayı dedim. Neyse masrafları ödedik geri aldık falan da macera oldu yani. İç kozmetiği de çok temiz. Şu multimedya yeni takılmış. Öyle mi? Orijinal de bagajda duruyor. Öyle mi? Onu da veriyor satıcı arkadaş. İyi çok iyi. Ben çok severim öyle şeyleri. Letgo'dan satarsa onda 500 bin kâr eder. Ya ne olur ya çocuklarla pikniğe gidersin. Burada drive modu var. Evet. Bunu biliyor musun? Bunları biliyorum. Ha, sport, eco. İşte burada arabanın torku, gücü böyle bir derecelendirme falan yapmışlar. Yani gaza bastığın zaman işte mesela bak birazdan yürüyünce gösterelim biz bunu izleyen arkadaşlara da. Sport modu alınca bak burası kırmızı falan oldu. Bak şimdi basalım mesela. Şimdi sport. Bak burası kırmızı olursa basıyorum gaza. Gördün mü? Hani orada görsel olarak sana arabanın ne kadar güç harcadığını gösteren bir ekran var. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Bu bir yarış arabası değil. Ve bu ekranın burada olması, bu ekranı gözlemlemek için de çok ters bir durum. Evet, kesinlikle zaten küçük, aşağıda. Yani tamamen pazarlamaya dönük böyle süsvari bir şey diyebiliriz evet, buna. Evet. Bana sorarsan performansı gayet yerinde. Motor şıkır şıkır. Şu ana kadarki süreçte bir kusur görmedim. Klima çok güzel çalışıyor. Soğutuyor, ısıtıyor. Biraz suratını as. Biraz suratını as. Nerede abi? Şimdi abiye biraz şaka yapacağız. Tamam ne diyelim? Vitesler geçmiyor diyelim. Abi gel bundan sonraki sürecimize devam edelim. Yalnız vites 3'ten sonra 4'e çıkmıyor abi. Çıkar. Yemedim de. Ya yapamadık ya olmadı. Aslında komple boyalıymıştık. Öyle takmadım değil mı diyeceğim de. Öyle işe girip gelirken taktım yani. Kullandım 4. vitesi. İyi. Öyle cırlama falan yok değil mi? Güzel değil mi? Yok 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 güzel gayet. Abi bir direksiyonda bir ses var. Döndürürken hızlı döndürürken bir uğultu var abi. Nedir o biliyor musun? O pompa normal. Yani bu pompa uğultusu mu? Direksiyon pompası arabaların çoğunda uğultu yapar. Hatta dibine getirip biraz zorladığında biraz vuuu diye bir ses gelir yani. Ya evet bir mekanik bir sürtme olmadığını farkındayız ama şey evet. Mekanik bir şey olmadığını uğultu, farkındayız. Uğultu direksiyon pompasından ama normal olan bir aşırı bir uğultu değil. Hani çevirirken mesela pompadan tam sonuna gelmeden bir gıcırtı gibi uğultu ses gelir. O normaldir ama bu normal ses yani. Ha anladım. Bir de duruyorsun ya yük tekerlere biniyor.
Ama seyir halindeyken kullanırken o ses gelmez. Tamam o zaman basayım şimdi yüzde giderken aynı hızda çevireyim diyor. Çeviremez. Şaka şaka. Yani böyle kırtla mı? Şaka ediyorum ya. Ya mükemmel adamsın sen. Vallahi var ya ben seni niye tanımadım? Isparta'da duruyorum 12 senedir. Arkadaş vesile oldu. Gerçekten bu vesileyle seni tanıdım. Allah razı olsun. Yani. Benim ilkem şudur. Verdiğim arabaların %80'inde herkes alıcılar. Ben bir kazandıysam alıcı 6 ay biner, 5 ay biner, 3 ay biner veya daha değerli değerinde satar yani. Abi ben de şu ana kadar 500'ün üzerinde belki araç verdim. Bak evet. 500'ün üzerinde çılgın rakam. Bir tanesinde daha verdiğim arabadan zarar eden hatırlamıyorum ya. Evet. Ya benim verdiğim arabayı galericiye bile daha fazlasına satan insanlar evet. oldu. Bu alası söylüyorum bak ha. Doğru. Bu şey, senin kanala nasıl üye olabiliyor, abone olabiliyor veya? Para babası yazıyorsun. Abi, para bu babası arada arkadaşlar, bak. İzleyen herkes abone olabilir mi acaba? Adamsın ya. Bunu ilk defa direkt doğal tepkileri yapan adam sensin ya. Şu anda gönlümde çok farklı bir boyuta geldi. Sağ olasın Sultan. Bir araba da benden sana hediye ediyormuş. C-Max bu değil mi abi? Bu ya. C-Max bu da satılık yani. Evet. Abi hayırlı müşteriler diyelim Allah sana. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz şimdi siz ne yapalım? Dinleyin, ekspertize mi gidelim, senin yanına mı gelelim? Şimdi benim yanıma siz ekspertize sokacak mısınız arabayı? Sokacağız abi. Sokacaksınız, benim yanıma gelmenize gerek yok. Tamam o zaman diğer arkadaşı bizim yanımıza mı göndersin? Siz tamam. Ekspertizin olumlu sonucu inşallah hayırlısıyla alırsınız. İnşallah abi. Hazırız dediniz mi? Hangi ekspertizdesin? Orada 5. noter var sanayide Özkanlar Kavşağı'nda. Ben ortağı arkadaşı oraya gönderip satış yaparsınız. Gel tamam. Görüşürüz. Tamamdır Hakkı tamam. Abi. Memnun tamam. Oldum abi. Allah razı olsun. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Hayırlısıysa olsun. Hayırlı i̇nşallah, değilse inşallah, hiç yapmayalım ama İnşallah. Allah'tan... Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. Aldık güle güle. Araba yürümeden kemeri takmamız lazım. Şimdi sen bu arabayı yengeye mi aldın? Evet. Sürpriz mi? Yani sürpriz gibi. Bundan önce arabanız var mıydı abi? Benim 9. arabam olacak. Vay. Yani normal bir binici için iyi değiştirmişsin. Zıplamışsın çekirge gibi. Evet evet. Sana bir şey diyeceğim Kamil. Araba alınmayacak bir dönemdeyiz deniyor. Sen bu dönemde nasıl araba aldın abi? Yani mutlaka evimizde İhtiyaç. Bir araba olması lazımdı. Kendi arabamızı sattığımız için de. Mecbur. Artık yenileme şeyinde. Çünkü eskiydi biraz arabamız. Peki bu aldığın arabadan zarar edersen fiyatlar daha çok aşağı düşerse ne yapacaksın? 3 sene sonra artık bu araba ne olur bilemem abi. En az 3 sene binme hayalim var. Uzun vadeli bakıyorsun. Evet. Bir eşya ya. Buzdolabı alırken de soruyor musun abi ne olur diye. Arkadaşlar şimdi biz ekspertize geldik. Yaklaşıyoruz. YouTube kanalından geliyoruz falan deyip de böyle indirim yaptıralım mı? Yaptıralım. Hadi bakalım bir abilerden rica edelim bakalım. Sen hadi kimsin bakalım. Lan? Kanalın ne senin diyor. Pilot kanalı. Aynen. Bu abimiz araba alacak abi. Satıcısı da bize arabayı koydu gitti işim var dedi. Arabanın ekspertize girmesi lazım. Paketten ama gösteriverin. Bize bu fiyatlar ne olur? Abi sen hangisini yaptıracağına karar ver, ben ona göre. Abi sen ya. Ne istiyorsun? Kuru fasulye mi istiyorsun? Döner mi istiyorsun? Çok güzel değil mi? Menü gibi ha. Yani. Ben şunu istiyorum ama şundan da birazcık olsun. Şimdi boya kaporta ediyorum bu pakette. Güzel. Burada bu saydıklarımızı ek olarak, saydıklarıma ek olarak silindir kapağında, bloğunda, contasında, yama odasında kaçak var mı? Hasar kaydı sorgusu, kilometre sorgusu, yol tehdit. Çivataları da görüyorsun arka taraflarını. Bu kapılar montajında şeffaf silikonla oturtulur. Ondan sonra sıkılır. Sisleme ve mumlama yapılmış. Kapıdaki göçüğü görüyorsun bak. Şuradaki göçük düzeltmeyi görüyorsun. Aha. Bu göçük düzeltme için bu kapı tezgaha alınmış. Ha, tezgaha alınmış yani. Evet. Anladım. Ama değişmemiştir. Yok, değişmemiş. Yok. Değişme yoksa tamam. Sıkıntı hayır. Yok abi. Siz zaten belirtirsiniz onu şimdi. Tabii. Sisleme ve mumlama yapılmış arkadaşlar. Neler yapıyorlar ya. Sisleme ve mumlama. Helal olsun. Ya adam kapıyı sökmüş, tezgaha almış. O göçüğü düzeltmiş. Ama onu öyle takıp geçmemiş yani. Oraya sistemeyle mumlamayı da yapmış. Ha, ekspertiz çök tak yazmasın diye yapıyor. Ama sen anladın bunu. O zaman boşuna yapıyor. Herkes anlamayabilir diyeceksin. Şimdi arkadaşlar mesela böyle bir durumda Kamil abinin arkadaşı çok paranoyak bir adam olsa o kapının arkasındaki civatada neden mumlama yapılmış, neden sisteme yapılmış, şu mu olmuş, bu mu olmuş iyice onun beynine girebilirdim. Hatta onu ticaretten vazgeçirebilirdim. Hatta
satıcı abiden daha çok para kırdırması için ikna edebilirdim. Bunlar araba ticaretinde yaşanan, araba alım satımında yaşanan sıkıntılar. Ben açıkçası bu 500 liralar, 250 liralar için didine didine, çırpına çırpına böyle o pazarlık modunu çok sevmiyorum. Arkadaşlar yol testine çıktık şimdi. İlk testimiz 250 km hıza kaç saniyede ulaştı? Bu yol testi yapıyorsunuz ya abi. Sanayinin içerisinde yapıyorsunuz bunu. Trafik çok yoğun, giren çıkan çok fazla. Normal bir caddeden daha çok risk barındırıyor şu anda bu cadde. Allah sigorta göstermesin. Nasıl? Onun sigortası var. Yani şu anda yapmış olduğunuz testin sigortası var, öyle mi? Yani birisi şöyle, hata bizde olursa aracı almaya kadar yetkimiz var. Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela müşteri ekspertizde çok büyük paketi seçtiğinde, evet, o büyük pakete büyük para ödedi diye şöyle bir saat, bir buçuk saat şöyle bir kuaförde saçını oynar gibi iyice oynayalım da adam verdiği paranın hakkını alsın gibi bir yaklaşım olabilir mi başka ekspertizlerde? Hocam genelde öyle yapıyorlar. Bir de şöyle sıkıntımız var. Hani bizim insanımız biraz sabırsız. Ha. Biraz çabuk olacak her şey. Doğru söylüyorsun. Yol testinde nelere dikkat ediyorsun abi? Ön düzende ya da dükkanda duyamadığımız işte amortisörlerdeki sesler, ön düzende rotor rot başı sesleri, araçta sağa sola çekme var mı onun testi, hepsi yapılıyor. Otomatik araçlarda ise şurada yukarıda rampamız var. Rampada hem önün geriye salma var mı ona bakıyoruz. Eğer orada yoksa dönüp geliyoruz, bir de geri deniyoruz. Onlarda herhangi bir kavrama, DSG'lerde genellikle salma oluşuyor ya. Orada belli oluyor hocam. Dyno'nun üstünde hız yapıyoruz ama makaradan, makaranın boşluğundan teker bilye seslerini duyamıyoruz. Sonra araba 80 ile 100 km arasında titreme varsa oradaki boşluktan dolayı diye düşünüp o akislerdeki boşluğu göremiyoruz. Ya bunların hepsi yol testi aslında çok önemli. Mesela genç bir adam F30 alacak. Bu araba güzel yanlıyor mu derse yanlama testi falan da yapıyor hocam, musunuz? Hocam onlara girmiyoruz. Hocam aracımız 93-94 beygir manuel benzinli bir araç. 93 beygir mi çıktı? Evet. Yok hayır, bu fabrikasyon veriler, sizin bilgileriniz. Araç 104 beygir güç üretiyor, %100 motor performansı var. Motorda yağ yapma, duman atma, üfleme herhangi bir sıkıntımız yok. Baskı balata, kayıp güç oranı bizim beklentimiz 18 ile 22 arasıdır. 15-6. 25 üzeri çıkan sonuçlarda servise göstermesini öneriz. Hız, devir, tork, tekerlek güç, kayıp güç zaten söyledim, baskı balata ile alakalı. Güç kava, güç eşbi, bunlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Aracın 4 amortisörü gözle baktığımızda yol testinde herhangi bir sıkıntısı yok. Makine değerlerinde sağ sol arka amortisör ve sağ ön amortisörde hafif bir yumuşamamız var. Bu havanın soğukluğundan etken yapar. Gaz biraz hava ısınınca devreye girer amortisörlerde. Yani öğlene doğru gelmiş olsaydınız bu değerlerin hepsi eşit çıkardı hocam. Ama yağ salma herhangi bir sıkıntısı yok. Sağ ve sol frenin arasındaki sapma oranı ön frende 3.55, arka frende 13.81 sapmamız mevcut. Yine bunun üst limiti %30. Bu değerler 30'un üzerine çıkarsa araç vizeden geçmez. Şu an gayet uygun hocam. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ön tekerde 2 metre sapmamız var. Arka tekerde 2.2 metre sapmamız var. Yine bunun üst limiti 12. Bu değerler 12'nin üzerine çıkarsa araç düz yolda giderken sağ sola çekme yapar. Zaten düz yolda da herhangi bir sıkıntımız yok. Ön tampon, arka tampon plastik. Boya değişen ölçümü yapılmaz. Araçta sadece sağ arka kapıda boyasız göçük düzeltme için sökülme takılma yapılmış. Parçamız orijinal, herhangi bir değişme yok. Zaten gözle de gözüküyor, sizlere gösterdim. Haricinde hatasız. Aracın sıvı genel bakımı ne zaman yapılmış öğrenin. Yağı, yağ filtresi, trigger bakımı bunlar ne zaman yapılmış öğrenin. Eğer yapılmadıysa bunları yaptırın hocam. Sağ arka kapıda boyasız göçük tadilatı için sökme takma yapılmış. Aracın muhtelif yerlerinde gamze göçük, çizik ve boyasız onarım mevcut. Fren dikslerinde set mevcut. Bir dahaki balta bitiminde dikslerini kontrol ettireceğiz hocam. Direksiyon sisteminde ses mevcut. O elektronik direksiyon kontrolü olacak hocam. Aracı arıza tespit cihazına bağladığımızda ısıtma havalandırmadan güneş yük sensörü. Aynanın oradaki sıcaklık ölçer müşüründen arıza verdirtiyor hocam. Bunu bir kontrol ettirirsiniz. Direksiyon beyni, motor beyni, cihaz beyni, multimedya beyinlerinde herhangi bir arızası yok aracın.
Conta kaçak testin neyse, silindir kapağında, bilonunda, contasında herhangi bir kaçağımız yok. Arkadaşlar ekspertizimiz tamamlandı. Arabada herhangi bir sorun yok. Zaten ekspertizdeki yetkili arkadaşlar arabayı biz gelir gelmez az çok görüş aşinalığı oluyor yani böyle anlıyoruz dedi. Ben de sabahleyin zaten Kamil'e söylemiştim. Ben arabanın yanından geçerken bile araba şöyle bir gözüme canlı durdu diye söylemiştim. Hani sorun çıkacağını zannetmiyorum diye söylemiştim. Az çok aşina oluyorsunuz böyle yorgun, bitkin, yılgın araba nedir? Görür görmez bir gözün aşinalığı oluyor. Ama erken konuşup da böyle bir hataya düşmemek için genelde fikir beyan etmeyiz inceleyene kadar. Şimdi artık bundan sonra noter evresine geçiyoruz. Ben seni arayayım abi 2 dakika sonra ben anlamadım. Arkadaşlar noter satışımız da bitti. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güle güle kullan inşallah çok arabanı. Çok teşekkür ederim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Arkadaşlar araba alım satım işimiz bitti. Şimdi araç sahibine gideceğiz. Alas mı aldık diyecek. Sonra beni eve bırakacaklar. Bu nasıl korna ya? Bu mu çaldı? Aslan miyav dedi ya. Hakkı abi bu ne biçim korna ya? Sen söyleyeyim. Bu ne biçim korna abi ya? Bilmiyorum orijinali böyle olabilir belki ya. Arkadaşlar Kamil kardeşim Hakkı abiden arkada görmüş olduğunuz Nissan Juke'u bugün satın aldı. Bu alışveriş çok rahat, konforlu. Özellikle Kamil için beni de yanına aldı. Sabahtan akşama kadar beraberdik. Hakkı abi de çok güzel bir teknik gördüm. Hiçbir şey yapmadı. Biri geldi vekaletle satışı verdi. İş oldu bitti. Bu kadar kral bir araba satışını ben de istiyorum. Adam işine baktı. Gerisini biz hallettik. Alıcı, yancı, satıcı. İnşallah Allah sizlere de böyle güzel arabalar nasip etsin. Özellikle de bu videoyu beğenip abone olan arkadaşlarımıza daha güzelleri nasip etsin. Herkesin ticareti kolay olsun. Abi seninle tanıştığıma İzmir'e geldiğin zaman yemek ısmarlayacaksın değil mi bana? Tabii ki. Midye, kokoreç yanında da arpa suyu. Yemek dediğin zaman ben bitiyorum, eriyorum ya. Yok, ben de sana ısmarlayacağım ya. Aa, vallahi. Sana da borcum var. Aslında Allah razı olsun. O zaman şöyle yapayım. Siz ikiniz abi bilin gelin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.